hoş geldiniz öncelikle. Ben Neslihan Öge. Çocuk gelişim mezunuyum zaten. Bu meslek üzerinde yıllardır hizmet veriyorum. Kendi kreşimi de bu yüzden açtım. 3 yıldır süre gelen bir şekilde devam ediyoruz. Çocuklarla birlikte hizmet veriyoruz bu sektör adına. İnşallah başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Devamını da inşallah diliyoruz. Biz 3 yıl önce Rüzgar Gül'e kreş ve anaokulu olarak, ailesi olarak burada hizmet vermeye başladık. Burada çocuklarımızla birlikte günlük aktivitemiz olarak onların el koordinasyonlarını, göz koordinasyonlarını, beyin koordinasyonlarını geliştirecek, küçük el kaslarını, kabak motor kaslarını geliştirecek etkinlik ve aktiviteler yapıyoruz. Onların hani gün içerisinde sabahtan akşama kadar ya da sabahtan öğlene kadar hem yarı zamanlı hem tam zamanlı eğitim ve eğlence adı altında eğitim vermeye çalışıyoruz. Onlarla birlikte hani günlük olarak yaptığımız şeyler de hani kurallı oyunlar, kuralsız oyunlar, bunun yanı sıra branş derslerimiz oluyor. Branş derslerimizle birlikte İngilizce dersi, dini değerler dersi, jimnastik dersi, müzik dersi, resim dersi, bunların hepsini veriyoruz. Tabii yine sanatsal olarak da hani taş boyama, ebru sanatı, bunlar da yanında hani ekstra ders olarak öğretiyoruz ve onların sabahtan akşama kadar güzel vakit geçirmesini sağlıyoruz. Eskiye nazaran tabii ki daha iyi ama halen eksikliğimiz var. Bizler hani birey olarak halen özellikle bunu şöyle parantez açmak istiyorum. Babalar bize kızar mı bilmiyorum ama en çok babalarımızdan bu konuda mağduriyetimiz var. Birazcık hani işte hani kendi çocuğuna kendin bakabilirsin bakış açısı var. Onu istemiyoruz aslında. Hani annelere işte tabii ki çalışanlar zaten mecburen gönderiyor ama bir de annelerin üzerinde bir yaptırım güçleri olduğu için babaların, bir de ücretleri genellikle onlar ödediği için çok fazla üstüne durmuyorlar. Bizler istiyoruz ki hani iyi eğitim verelim. Onların zaten sosyal aktivitelerini geliştirelim. Bir de şöyle bir şey var aslında. Şimdi eskiden çocuklarla birlikte, yani bizim çocukluğumuzda şöyleydi, sokakta oynuyorduk. Şu anda o durum kesinlikle yok. Kimse sokağa bırakamıyor, kimse güvenemiyor. Güven problemimiz çok fazla artık bu yeni nesil için. O yüzden hani bu tarz ortamlarda çok daha etkili oluyor. Çocuklar eğleniyor, gülüyor, hani evine neşeyle gidiyor. Bu da anneye bir mutluluk katıyor. Zaten hani eğitim alması hani başlı başına zaten çok güzel bir duygu. Ama bir de hani çocuğunun mutlu olduğunu görmek daha hani mutluluk verici bir anneye göre. Çünkü gerçekten bunu biz de hani fark ediyoruz ve veli de bunu çok güzel bir şekilde söylüyor. Bir kreş çocuğa ne katar? Şöyle, onların zaten zihinsel gelişimlerini hepsini sağlıyoruz. Daha sonra hani az önce de bahsettiğim gibi en çok onlara mutlu olabileceği şeyler yaptığımız için en çok onları mutlu ediyoruz bir defa. Eğitimler veriyoruz. Bunlarla alakalı çocuklar bilgilendirilmiş oluyorlar. Cahil bir topluluğu aslında biz ekarte etmiş oluyoruz. Yani başlangıcını bizler yapmış oluyoruz aslında. Bizler onların aslında daha çok içinde olduğumuz için en iyi bu duyguyu biz anlıyoruz. Zaten şöyle de bir şey var. Aslında ben de bir anneyim. Bundan dolayı anne olduktan sonra fikirler çok çok daha fazla değişiyor. Şöyle söylemek gerekirse hani bizim topluma yararlı, vatana millete hayırlı evlatlar yetiştirmemiz lazım. Tabii ki günümüzce aslında çok kötü ilerliyoruz ama bunu hiç istemememize rağmen görüyoruz da televizyonlardan, reklam olarak hani haberlerden çok fazla görüyoruz. Bunu hiç istemiyoruz ama maalesef ki bu duyguları çok fazla yaşıyoruz ve yaşatılıyor artık. Ben de hani çocuğum olduğu için daha ahlaklı bireyler yetiştirmek, onlara pozitif bakış açısı, daha adımlarını sağlam atabilecek bireylerin olmasını istiyorum. Aslında şöyle söylemek gerekirse bir de şu var. Biz çocuklarımıza yarın öbür gün kattığımız şeylerle birlikte onları bir anne, bir baba öncelikle yapacağız. Bizim şu andaki doktorlarımız, avukatlarımız hepsi çocuklarımızın
hani büyüyüp gelişip bu meslek taliplerine ulaşabilen çocuklar olacaklar inşallah. Bu yüzden onlara en güzel şekilde hani ahlakını, terbiyesini verirsek ne mutlu bize. İnşallah da onu başarırız. Yoksa etrafımız hırsızlarla, kötü insanlarla, o insan dediğimiz zaten bizim yetiştirdiğimiz çocuklar aslında. Onlarla dolup taşmasını asla istemeyiz.